Evet arkadaşlar, çok amaçlı 220 volt çıkışa sahip güç bankamızı bitirmiş bulunmaktayım. Kısaca özelliklerinden bahsetmek gerekirse, içerisine 12 volt 7 amper gücünde BMS devresiyle korunan LiPo batarya yerleştirdim. Onunla beraber tam sinüs inverter devresi var, 150 watt gücüne sahip. Şurada gördüğünüz gibi 12 volt 3 wattlık bir LED ampulümüz var. Şurada da 220 volt dişi prizimiz var. Buradan da 220 volt 150 watt'a kadar olan cihazlarımızı çalıştırabileceğiz. Burada da solar şarj kontrol cihazımız var. Bataryalarımızın dolu olup olmadığını görebileceğiz. Aynı zamanda cep telefonlarımızı burada görmüş olduğunuz gibi USB çıkışlarından şarj edebileceğiz. Ayrıca şuradaki düğmemiz arkadaşlar, buradan 12 volt çıkış alarak diğer 12 voltluk cihazlarımızı çalıştırabileceğiz. Şurayı da gördüğünüz gibi 14.4 volt 50 volt kadar şarj cihazı bağlayabileceğiz. İsterseniz de güneş panellerinizi bunu şarj edebilirsiniz. Burada da 12 volt 10 ampere kadar bir çıkışımız daha mevcut. Buradan da 12 voltluk 10 amperlik çalıştırmak istediğiniz cihazları buradan da çalıştırabileceksiniz. Şimdi hangi cihazları çalıştıracağız, onları kontrol edelim. Xiaomi marka bir cep telefonumuz var. Öncelikle şöyle şarj kablomuz var arkadaşlar. Hemen solar şarj kontrol cihazına bu girişlerimizi bağlayacağım. Bağladım. Gördüğünüz gibi cep telefonumuzu şarj etmeye başladı. İstersek de şöyle 220 volt fişimiz var arkadaşlar. Onu da buraya bağlayarak buradan da invertörümüzü açarak arkadaşlar cep telefonumuzun dolmasını sağlayacağız. Gördüğünüz gibi yine cep telefonumuz dolmaya başladı. 220 volt 40 wattlık bir armut ampulümüz var. Buradan tekrar invertörümüzü de devreye alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 40 wattlık ampulümüz çalışmaya başladı. Bataryalarımız da 13 voltta. Çok rahat bir şekilde çalıştırıyor. Bu cihazı şöyle şarj adaptörleriyle şarj etmek istiyorsanız, şurada okunduğu gibi 14.4 volt en düşük, 50 volt da en yüksek şarj cihazlarınızla bu cihazımızı şarj edebilirsiniz. Benim elimde de 29 volt 2 amperlik bir şarj cihazımız var. Şarj cihazımız şu anda çalışıyor. Hemen şuradaki girişi bağlayacağız. Evet, bağladık. Görüyorsunuz arkadaşlar, şarj cihazımızdan gelen enerjiyi algıladı ve şu anda bataryalarımızı doldurmaya başladı. Şuraya basılı tuttuğumuzda içindeki bataryanın volt değerlerini ayarlayabileceğiz. İçindeki bataryalarımız 14.4 volt ile doluyor arkadaşlar. Onu da şöyle 14.4 volta getiriyoruz. Menüyü tekrar basılı tutuyoruz. Şu anda kaydettik. Tamam. Cihazımız 14.4 volta geldiğinde içindeki bataryaları doldurup şarjı kesecek. Değinmeden de edemeyeceğim. Elimde şöyle arkadaşlar adaptörümüz vardı. Bunu dışarıdan değil de kendi kendine besleyebilir miyiz? Yani kendi kendine şarj edebilir mi? Fikirleri akıllara mutlaka gelmiştir. Onu da deneyeyim arkadaşlar şöyle canlı canlı. Evet. Gördüğünüz gibi adaptörümüzde kendi kendine bağladık arkadaşlar. Onu da şuraya koyacağım. Inverter devremizi de şuradan devreye alacağız. Evet. Şarj lambamız yandı. Aynı zamanda cihazımız kendi kendini şarj ediyor. Akıllara şey gelmesin, bu free enerji mi muhabbeti, kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar. Kendi kendine şarj edebilir ama ne tüketiyorsa onun karşılığını verdiği için burada bir devir daim oluşur. Ne şarj eder bunu, ne de boşalır. Böyle
kendi kendine bir döngü yaratır burada. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Şurada eski model yaklaşık 70 watt gücünde bir tüplü TV'miz var. Bu cihazımızla bu tüplü TV'mizi çalıştırmaya çalışacağım. Evet, tüplü TV'mizin kırmızı lambası yandı. Şurada kabloları da görüyorsunuz. Hemen şuradan açalım arkadaşlar. Düğmemizi bastık. Şu anda TV'miz çalışmaya başladı. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir antene bağlı olmadığı için sadece karıncalanmaya görebiliyoruz. 70 wattlık bu tüplü TV'mizi çok rahat bir şekilde çalıştırdı. Akü voltajlarını da buradan takip edebiliyoruz. Yaklaşık 12,7 voltu düştü. Bu görmüş olduğunuz cihazımız bu 70 wattlık tüplü TV'mizi ortalama 2 saat boyunca çalıştırabilecek. Ve şöyle de yaklaşık 30 wattlık bir güneş panelim var. Bununla bu cihazımı şarj etmeye deneyeceğim. Evet, şarj girişlerini bağladım arkadaşlar. Görüyorsunuz güneş panelinden gelen enerjiyle bataryalarımız dolmaya başladı. İsterseniz güneş paneliyle bu cihazımızı bu şekilde şarj edebiliyoruz. Ve bu şekilde yaparak satıyorum. Bilginiz olsun. Almak isteyen arkadaşlar videonun açıklama kısmında Instagram ve Facebook adreslerimden bana ulaşabilirler. Yaparak adreslerine gönderebilirim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.